Sayın Metin Alper, Emniyet Müdürümüz görevi devraldıktan sonra koltuğuna oturmadan ilk röportajını Haber 61 TV mikrofonlarına yapmış ve bundan sonraki süreçte Trabzon için ne gerekiyorsa elimizi taşın altına koyacağını ifade etmişti. O röportajdan su gibi akıp geçen zaman tam bir yıl önce bugün gerçekleştirmiştik. Yine bir yıl sonra Sayın Metin Alper'le canlı yayında bir aradayız. Sayın Emniyet Müdürümüz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Tuncay. Çok şıksınız bu arada. Eyvallah. Trabzon'un emniyet müdürünün en şık olması lazım diye değerlendiriyorum ben. Evet. Çünkü sadece kendimizi değil Trabzon'u temsil ediyoruz her bulunduğumuz ortamda. Müdürüm, geçen bir yıl Trabzon'a alıştınız, icraatlar göz kamaştırıyor. Geçen bir yılı böyle tabii uzun periyotta TV'de bunu değerlendireceğiz rakamlarla birlikte ama geçen bir yılı nasıl değerlendirir Sayın Alper? Evet, 30 Eylül günü Haber 61'i ziyaret edip hem bir yılın muhasebesini yapacağız hem de iade ziyarette bulunacağımızı en son ziyaretinizde söylemiştik. Tabii bir yıl nasıl geçti? Dolu dolu geçti. Sahiden ben de bir yıl geçmiş olduğuna inanamıyorum bir manada. O da şöyle oluyor. Geldiğim günde de sizlere aynı ifadelere bulunmuştum. Biz Trabzon halkına asayiş ve güvenlik hizmeti üretmekle görevli bir kurumuz. O gün sıcağı sıcağına Sayın Valimizin talimatlarını aldıktan sonra görevimize başladık. Bir yıl süresince de Sayın Valimizin riyasetinde adliye teşkilatımızla, jandarma teşkilatımızla, belediyemizle, diğer paydaş kuruluşlarımızla birlikte gerçekten iyi bir çalışma ortamı geçirdik diye düşünüyorum ben. Ki bunu sadece benim düşünmem yetmiyor. Rakamlarla da, sonuçlarla da ifade edilecek şekilde ciddi manada sonuçlar elde ettik. Ama her şeyden önemlisi, o gün belki çok iddialıydım, bir manada kendime çok güveniyordum. Trabzon'u sevdiğimi ifade etmiştim ama ben bir şey söylemek istiyorum buradan ekranlara. Bir emniyet müdürünün bir şehirle aşk yaşayacağını ben düşünemezdim ama ben gerçekten Trabzon şehriyle bir yıldır bir aşk yaşıyorum ve çok mutluyum gerçekten bu manada. İyi ki Trabzon'un emniyet müdürüyüm, iyi ki böyle bir şerefli görevi yürütüyorum ve elimden geldiği kadar da Trabzon insana layık olarak bu görevi yürütmeye çalışacağım. Devam edeceğiz. Var mı Ali Kemal abi? Tam bir yıl oldu. Dile kolay. Sayın müdürüm bir aylık filandı. 38 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir bürokrat, vali, belediye başkanı, emniyet müdürü hepsi dahil ilk defa bakanla bir ziyarete gittim. Giderken dedim yani Trabzon'la ilgili bir şeyler belki sorar filan. Yarım saat oturdum. Yarım saat sayın müdürümden Trabzon'u dinledim. Yeni Cuma'dan girdi, Faroz'dan çıktı, Arafil boyundan girdi, Fatih Mahallesi'nden çıktı. Duyarlı duyarlı olduğu kadar da profesyonel anlamda işini yapan ama bir konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Pandemi döneminde belki de sıfır olaysız, bilmiyorum yanılabilirim. Olaysız pandemi dönemini bu zamana kadar geçiren tekil. Memurun halka bakışı, halkın memurun sabrını sınamasına rağmen ona vermiş olduğu tepki gerçekten bir Trabzonlu olarak gurur duyuyorum ve başarılar diliyorum. Evet sevgili Gökmen. Müdürümü biz de yakından takip ediyoruz. Zaten kendisi güven veren bir karakter, kişilik. İnşallah başarılarının devamını diliyoruz. Zaten Trabzon halkını çok seviyor. Bizleri de çok seviyoruz. İnşallah uzun yıllar burada kalır, Trabzon'a hizmet eder. O röportajın altında bir yorum vardı. Özellikle silmedik. Zaten biz korunuyoruz. Sevgili Emniyet Müdürü'nün korumasına ne ihtiyacımız var diye de evet. Çok ilginç bir yorum gelmişti. Bu arkadaşımıza da belki bu yorum, bu haberin altına da bir yorum yazarsa ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. Hani şöyle bir gerçek var ki sonuçta bu kurum ila nihayet devam edecek. Yani insanların en emniyetli olduğu yerde bile güvenlik kuvvetlerine ihtiyaç duyulur. Ama bu hizmet verilirken, bu görev yürütülürken sevgiye, saygıya dayalı bir disiplin anlayışını memurlarımıza empoze ederek biz aslında Trabzon halkının ne kadar önemsediğimizi gösterdik. Bizim memurlarımıza vermiş olduğumuz bu cesaretle, sevgi, saygıya dayalı disiplin anlayışındaki talimatlarla onlar da vatandaşlarımıza çok daha müşfik, çok daha anlayışlı bir müdahalelerde bulundular. Bunun da dönüşünü çok çabuk biz Trabzon insanından aldık. Çok kısa birkaç bahis de yapmak istiyorum. Özellikle mesela trafik konusunda şöyle söyleyeyim. Sadece son 7-8 ayda abartı egzoz ki en çok Trabzonluların şikayet ettiği konuydu. 2227 tane aracımızı bağlamışız yani abartı egzozdan. Ki bu operasyonlarımız da trafik şube görevlileri tarafından devam ediyor. Fuhuşla ilgili 45 tane iş yerine ayrı ayrı işlem yaptık. Sadece sınır dışı ettiğimiz yabancı kadın sayısı 90. 700 tane
Türk uyruklu kadına da müteaddit defalarda kabahatler kanunundan ceza işlemleri uyguladık ki bugün de belki haberlerde gördünüz iğne deliğinden yani kalorifer peteğinin arkasından saklanan fuhuş için ülkemize gelmiş kişileri bir şekilde sınır dışı etmek için arkadaşlarımız çabaladı. Yine uyuşturucu ki en çok vatandaşın arasında konu edilen, her fırsatta dile getirilen konu, uyuşturucuyla ilgili irili ufaklı tam 451 tane operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 818 kişiye işlem yaptık. Bunların 730 tanesi sadece bulundurmak ve kullanmaktan, ancak 80 küsürü bunların uyuşturucu madde ticaretiydi ve 80 kişi son bir yıllık periyotta tutuklanarak cezaevine gönderildi ki ilerleyen bilgileri de inşallah Haber 61 ziyaretimizde sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Yine biz bu hizmeti yaparken tabii ki bekçisinden emniyet müdür yardımcısına kadar polis memurlarımızla, kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz. Onların zaten alandaki çalışmalarının bir şekilde ben burada semeresini sizlerle paylaşıyorum. Yine şehitlerimizi de unutmadık. Tabii ki bu vatan için, bu bayrak için, bu ülke için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi de unutmadık. Onların aileleriyle zaten sık sık bir araya gelmekle birlikte kalbimizde yaşayan hatıralarını 18 polis merkezimiz ve 2 tane birimimizde toplam 21 noktada şehitlerimizin isimlerini verdik. Bunları da ayrı ayrı paylaşacağım inşallah o röportajımda. Müdürüm çok çok teşekkür ediyoruz. 30 Eylül günü Haber 61 TV'de bir yılın değerlendirme programında Sayın Emniyet Müdürümüzle bir arada olacağız. Çok çok teşekkür İnşallah. Ediyoruz. İnşallah. Tabii Ali Kemal abi, her ne kadar şampiyon olamasak da bir Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmış olmak da bizim için bir başlangıç oldu. Bayraklarımız hazırdı ama o şampiyonluk coşkusunu inşallah bir dahaki bahara bırakacağız. Bu sene olur veya başka olur ama inşallah burada çalıştığımız dönem içerisinde bir Trabzonspor şampiyonu görmeyi de canı gönülden murat ediyorum. Çok çok sevgiler sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Müdürüm. İyi seyirler dileyelim.